Evet arkadaşlar, Havaların Hakimi kanalından herkese merhaba. Bugün kümes ziyaretindeyiz. Çatalca Bağları'nda bir abimizin yerinde misafir olduk. Çok güzel bir mekan yapmış kendine. Sağ olsun bizi de kapılarını açtı. Ben de size, daha doğrusu sadece kümes değil, tavuk var, koyun var, kozu var, horoz var, hindi var, inek var, güvercin var. Hepsi var. Şöyle de bir bahçesi var. Genel olarak göstereyim. 6 dönüm üzerine bir yer burası. Şöyle. Bu pazar günümüzü buraya ayırdık. Size de şöyle kuşları dışarı saldığında da izlemesi için bir kamelya gibi bir yer yapmış kendisine. Arka taraftan başlayacağım gezmeye. Hem bize hatıra kalır, sağ olsun. Bizi davet etti. Allah razı olsun kendisinden. Bizim için de değişik bir tecrübe oldu. Koyunlarda nasıl dikkatli bakıyorlar çevresizler. Yabancı gördüler ya. Şurada da şeyler var. İnekler var. Kendisine doğal bir ortam yaratmış. Buradan çıkan süt şeylerle işte sütlerle peynir yapıyor. Tatlı yapıyor. Sütleri değerlendiriyor. Şöyle de göstereyim. Ahırlara da geldik yani sizler için. Bak 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 bak. Ay koçum benim, ceylan gibi. Maşallah sana. Bu da onun kardeşi. Bu erkek. Bu dişi. Buradaki bütün çekim yapacağım hayvanlara bir maşallahı eksik etmeyin arkadaşlar. Kimsenin nazarı değsin istemem. Ken gözü yoktur ama yani insanın ağzından çıkmadığı zaman maşallah belki nazarı dokunabiliyor istemesi de. Burası ineklerimiz. Kuşları da sona bıraktım. Burada koyunlarımız. Bunlar hepsi komplike olduğu için göstermek istiyorum. Çünkü kuşlara da geçeceğim buradan. Zaten hepsinin bir arada oluşu güzel. Çiftlik gibi. Daha doğrusu çiftlik zaten burası yani. Evet, koyunlar var burada. Bakın nasıl bakıyorlar. Yabancı geldim ben onlara şimdi. Lan. Gel, gel kızım. Gel, 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 gel. Evet, burada guluguliler var. Şöyle. Yakından göstereyim size. Ben kahverengiyi ilk defa gördüm. Beyaz görmüştüm, siyah gördüm, kırçıllı gördüm ama kahverengisini ilk defa gördüm. Burada kahverengi kırmızı da var. Şöyle göstereyim. Bunların yuvaları ayrı. Bunlar maalesef kesilecekler. Ayırmışlar buraya bu üçünü. Yavrularım benim. Evet, şöyle yan taraftan da tavukların, değişik değişik tavuklar var. Horozlar var. Onların yanına geçelim. Çok doğal bir ortam. Bunlar kışlık yakacak odunlar. Burada açmayayım içerisinde samanlar var. Hayvanların yemleri var. Şöyle de yine ineklerin birazcık açık yerde zaman geçirmesi için bahçe var burada. Burada hareketli. Bu da gübre, doğal gübre. Her şeyde kullanılıyor. Buranın içerisinde değişik tavuklar, kazlar, horozlar, bir iki tane hindi var. Şurada hoşuma giden, en çok hoşuma giden şeyi söyleyeyim. Böyle genelde sulukların hepsi damla sulamayla bu arada. Ağaçlar da dahil. Bu da doğal. Çatıdan akan yağmur suyunu burada değerlendiriyorlar. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Sulukları ayrı bir yer açacağım. Şuradan kenardan gideyim. Ben. Evet. Harika bir
yer yapmışlar bunlara. Bunda da salıyorlar o deminki girişteki gösterdiğim yeşilliğe. Yalnız çok deforme etmişler, o yüzden biraz bakımı almışlar burayı. Navas diyorlar sanırım ona. Dinden diyorlar böyle tavukların kümesleri. Ben... Baksana da çok güzel değil mi arkadaşlar? Değişik değişik. Biraz da şeyleri de bakımları da güzel yapıyorlar ki şeyleri iyi. Bakın sulama sistemi şuradan depodan geliyor. Böyle hortumla geliyor. Elektrik kablosu gibi. Evet şöyle geliyor. Suluklar böyle birazcık havada asılı. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir sistem yapmışlar buraya. Tam doğal köy hali yani burası. Harika yapmışlar bence. Bir sürü varmış burada da içeride. Lan. Tepeden havalandırma sistemleri de var. Harika bir oluşum. Yani kendisi de kümes hayvanı merakı olanlar için bazı öneriler de görebilirsiniz kendiniz için. O yüzden de bu ince ayrıntılara dikkat ediyorum. El elden üstündür. Herkesin şeyi kendisine. Şurada da domates, biber, bostan diyelim. Bahçe var. Çok güzel bir bahçemiz var burada. Domates, biber ekmek için. Tabii şimdi mevsim birazcık kışa döndüğü için yavaş yavaş bunlar ömürlerini tüketmeye başladılar. Biberler biraz kalmış. Evet buradan sonra kuşların yanına geçebiliriz. Kuşlar da birkaç kümesten oluşuyor. Burada da tavuklar var. Bunlar içeri kaçmış. Niye öyleyse? Bunlar horoz muydu yoksa ya? Evet, yem koydular herhalde onlara. Evet yem biliyor. Yatıyorlar. Buyurun. Hepsi toplanmışlar bir araya. Burada da tavuklar var. Ama renkleri falan tüyleri çok güzel. Lan gelin buraya. Gel. Çıksalar şöyle dışarıya. Demin geziyorlardı. Çok güzel renkleri var. Tüyleri hepsinin pırıl pırıl tertemiz. Bunlar da onların gezinme alanları. Evet burası da şöyle bir giriş yapmışlar. Çok güzel bir koridor var kuşlar için. Burada da 3 kümes var. Hangisinin dışarı çıkmasını istiyorlarsa onları açıyorlar buraya. Dışarıya gezindiriyorlar. Ben de size şöyle içerilerini göstereyim. Mudra Edremit yöresinin sarıları var böyle tepede. Abimiz bunlara meraklı. Şöyle yukarıda da göstereyim. Çok güzel iki tane altın başı var. Bunları yeni edinmiş. Genelde abim tepeli kuşları seviyor. Anladığım kadarıyla. Çünkü diğer kümeslerde de onlar var. Evet böyle. Şurada kırmızılar var. Onları da göstereyim. Çıksana lan buraya. Düzgün. Popüler olacaksınız. Bunlar hepsi dönüş kuşu arkadaşlar. Makinadır bunlar yani. Saatlerce uçurup döndürerek izleyerek almış bunları. Tabii kendisinin burada çok imkanı olmuyor bunları uçurmaya ama güvercin merakı böyle bir şey. Olması bile insana huzur veriyor. Bize de verdiği gibi. Buraya da birkaç takım eş için ayırmış. Şöyle göstereyim. Beyaz edremitler bunlar tepeli. Burası şu anlık boş. Yani ardiye gibi kullanılıyor herhalde. Evet, sulama sistemi gene. Buyurun. Yağmur sularının
Veya depodan geliyor ya. Orada depolanıyor ama orada dezenfekte edilip edildiğini bilmiyorum. Edilmediğini de açıkçası aklıma da gelmedi sormaya. Çok güzel bir sistem yapmış. Daimi olarak su var. Aşağıdan kuşlar içtikçe yukarıdan akıyor. Özellikle kümesinin ayrı yerlerde olup sadece yem su verebilen kişiler için. En azından yemi bilmem ama su için böyle bir öneri. Şöyle varalı. Ben çok beğendim bu sistemi. Şimdi şöyle kümesleri dışarıdan alayım ben. Burası da postaların, içeride posta kümesi de var. Onların da giriş çıkışları. Bizi burada kelebekler karşılıyor. Ama ben önce Van Mardinlerine geçmek istiyorum. Burada buyurun Van Mardinleri. Her çeşit Van Mardini var burada. Hayri bir gönül bağı var bunlarla abimin. Van Mardini olmazsa olmazı. Sulama sistemi tabii bütün kümeslerde olduğu gibi aynı. Şöyle havalandırması var kümes boyunca. Çok bence avantajlı bir şey. İçeride şu anda hiç toz yok, rahatsız edici bir durum yok. Böyle Van Mardin'de. Van Mardin çok özel bir kuştur arkadaşlar, biliyorsunuz 3-4 saat uçar. Oyunlarını yaparlar. Şöyle yakından göstereyim. Duruşlarından bile tabanca oldukları belli. Şimdi kelebeklerin oraya geçiyoruz. Evet. Burada her renk kelebek var. Karabaşlar, çaparlar, beyazlar, sarıbaşlar, kırmızıbaşlar. İki takım ya da bir takım sanırım. Bir takım Bursa var. Bir yerde daha gördüm, diğer kümeste herhalde. Şöyle mavi başlardan var. Mavi sazlı kelebekler var. Mavi başlar var. Çok güzel karabaşlar var. Erkeğe bakın. Buyurun. Sakala bak. Şurada bir dişi var. Çok güzel. Kümesleri çok güzel. Havadar. Büyüklüğü falan. Kuşlar için çok ideal. Kırmızı baş dişiyi çok beğenmiştim. Ona bir yakın çekim yapayım. Şuna. Sakalı kesmesi falan çok hoşuma gitti. Şu erkek de hiç muhtemelen. Şuradaki erkek de. Yavruları da bu. Şu karabaşları da yakından çekeyim. Gözüksün. Suratı falan çok güzel şu dişinin. Dişine bakar mısın? Bak falan kesmesi. Sakaldan kesmesi çok güzel. Evet, buradaki kuşlar da böyle. Yanındaki kümese geçiyoruz. Bunun geçişi nereden de? Tam burada içeride. Burası da kuşların koridoru. Hangisini açmak istiyorsa buraya salıyor. Onlar burada işte kış bahçesi diyelim. Sonra dışarıya salıyor yazın. Evet, burada da kelebek dolu. Bunlar şeş kelebekler. Tepelisi, tepelisi, kırmızısı,
sarısı, beyaz kaplanı hepsinden var. Sakin dur, koşturun. Sarı tepeliler bak yukarıya kaçmış. Şöyle buyurun. Demiştim ya tepeli kuşları seviyor. Vanlar da tepeli vardı. Kelebeklerde de tepeliler epey var. Bunlar hem kostüm hem dönüş. Böyle. Ben kuşçu olarak kendim küme ziyareti yapmayı çok seviyorum. Sizler de küme ziyareti seviyorsanız, tabii merak işi nerede ne var, hangi kuşlar var onları görmek isterseniz, ayrıca belirtirseniz ben de bu işe biraz daha zaman ayırabilirim sizler için. Şunu da yapabilirim, hem hatıra olarak kalması adına sizler de beni davet edebilirsiniz kümeslerinize. Sizin çatınızda yerinizde tabii müsait olanlar gelip kuşlarınızı çekebiliriz. Hem kanalımızın faydasına, paydaşlarımıza güzel bir görsel seyir keyfi vermiş oluruz. Hem de sizler için de yani bir gün girip hatıra olarak bakabileceğiniz bir platform olur. Tabii kendiniz de arşivleyebilirsiniz ama bu iş paylaştıkça güzel. Amacımız paylaşmak. Hepsi jilet gibi maşallah. Yanlarına yaklaştırmıyorlar. Kaç bakayım. Burada da postalar var. Şöyle göstereyim. Bunlar biraz ürkek. Fırtına gidiyorsun maşallah. İşte bu abim de postaya meraklanmış. İyi kan postalara gelmiş. Yine vakit bulamadığı için bunları herhangi bir yarış vesaire sokmamış ama kendileri aldığı yerler hep yarışmış kuşlar, ırk kuşları şeyleri yani soyları. Jos'un bile kuşu var burada, belirgesi de var. Hangisiydi o tam hatırlamıyorum ama böyle bir ailesi var, posta ailesi. Bu tersini söyledim, meşhur jilet. Bunu aklımda tuttum, şu sazlı olan, şarko gibi olan jilet soyu dedi bu. Gerçekten de değişik bir fiziki var kuşun, ötekilerle oranda. Evet, genel olarak da kümesten kümese geçiliyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Yandan baktığınızda arka arkaya 1, 2, 3, 4. Burada 4 kümesi var. Öteki tarafta 3, 7. 7 tane kümes yapmış kendine. Bir de şirketinde de ayrıca bango besliyor kendisi. Bangolarını görmek daha nasip olmadı. Hünerlerini duydum ama görmedik onları. Olsaydı burada onları da çekmek isterdim sizler için. Postalarda burada bahçeye çıkıp bildiğim, girerken gösterdiğim giriş çıkıştan uçup içeri giriyorlar. Şöyle. Bence çok güzel bir sistem yapmış. Şuraya çıkıyor postaların bahçesi burası. Buradan da işte uçuyorlar. Tekrar içeri giriyorlar şuradan yukarıdan. Orada şu an tuğlayla kapanmış olan yerden de arka tarafa geçiyorlar. Sulama sistemleri tamamında aynı arkadaşlar. Taktım bu sisteme değil mi? Belki daha önceden kullanan da vardır ama ben çok beğendim. Şimdi biz buradaki kapıları, burası kapalıydı, kapatıp çıkalım. Normal pozisyonu bozmayalım doğalını. Evet, buradan da dışarı çıkıyoruz.
Bakın bunlar da birazcık dışarı çıkmışlar herhalde. İndiler, yavaş yavaş başlıyorlar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şu şeyin tüyüne bakar mısınız? O kadar güzel ki. Sarı tavuğun. Yani bu da bulanık gösteriyor ya. Şu karşısından çekeyim. İki tane tel olduğu için kamera odaklanmıyor. Harikulade bir rengi var. Sarımtırak böyle. Çok hoş bir rengi var. Ortam bu şekilde arkadaşlar. Tam bir çiftlik. Altı dönüm üzerine kurulu burası. Sağ olsun abim bizi davet etti. Değer vermiş. Allah razı olsun kendisinden. Çok teşekkür ediyoruz. Kapılarını açtığı için. Bu da bize verilen ayrıca değerin anlamını bize gösteriyor. Buna layık olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Şurası da tavukların doğal yumurta yapabilmeleri için gezinip çöplenip şey yapacağı yer. Her anlamda kullanılabilir de şu andaki amacı bu. Videoyu sonlandırırken hepinize izlediğiniz için, değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizler de davet ederseniz gelip kümeslerinize çekim yaparız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.